Almanya'ya bir günlük ziyarette bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Olaf Scholz'la kameraların karşısına geçti. Gündem İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıydı. Gazze'de kadın, yaşlı ve çocuk 13 bin Filistinlinin öldürüldüğüne dikkat çeken Erdoğan, Almanya'da yaşanan Yahudi soykırımını hatırlattı. Bizim kimseye borcumuz yok. Bu yüzden rahat konuşuyoruz dedi. Erdoğan, Türkiye ve Almanya'nın Gazze'de ateşkesi sağlayabileceğini de dile getirdi. Bizim İsrail'e borcumuz yok ama borçlu olanlar rahat konuşamıyorlar. Biz holokost cenderesinden geçmedik. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la bir araya geldi. Görüşme öncesinde yapılan basın toplantısında konuşan Erdoğan Gazze'deki katliama sessiz kalmayın çağrısı yaptı. Bu çocuklar nasıl vuruluyor? Hastanelerde bunlar nasıl öldürülüyor? Bunlar karşısında biz elimiz kolumuz bağlı mı duracağız? Buna karşı sesimizi çıkarmayacak mıyız? Eğer burada elimiz kolumuz dilimiz bağlı kalırsak bunun tarihe hesabını veremeyiz. Başkan Erdoğan Almanya'da Holokost'u hatırlattı. Bizim kimseye borcumuz yok dedi. Bakın ben rahat konuşuyorum. Çünkü bizim İsrail'e borcumuz yok. Borçlu olsak bu kadar rahat konuşamayız. Ama borçlu olanlar rahat konuşamıyorlar. Biz Holokost cenderesinden geçmedik. Böyle bir durumumuz da yok. Çünkü İnsana saygımız bizim çok çok farklıdır. Başbakanlığım döneminde ben ilk defa antisemitizm noktasında tavır koymuş bir lider. Dünyada hiçbir başbakan bu tavrı koymamıştı. Gazze'de ateşkes için Türkiye'nin ara bulucu olabileceğini de sözlerine ekledi. İnsani ateşkese acaba Türkiye ne kadar katkıda bulunabilir? Almanya ne kadar katkıda bulunabilir? Bu adımları beraber nasıl atacağız? Burası önemli. Ve buna var mıyız yok muyuz? Bir hafta sonra Sayın Steinmeier İsrail'e gidiyor. Kendisinden ricada bulundu. Dedim siz bir taraftan tutun. Bize düşen görev neyse biz de diğer taraftan tutalım. Reynelerin takası deniliyor. Eyvallah. Biz buna da varız. Fakat rehine dediğiniz zaman rehine sayısı itibariyle İsrail'deki rehinelerin sayısı nedir? Öbür tarafta Hamas'ın veya Filistin'in elindeki rehinelerin sayısı nedir? E buna da baktığımız zaman kat ve kat fazlasıyla İsrail'in elinde rehine var. Ve yılların rehineleri, tutsakları İsrail'in elinde. Erdoğan bölgedeki iki devletli çözümün kaçınılmaz olduğunu da vurguladı. Temennimiz daha fazla hastayı da yaralı veya kanserli onları da ülkemize almak, onların da tedavilerini yapmak. Fakat yaşananlar 1967 sınırları temelinde iki devletli çözümün artık kaçınılmaz olduğunu bir kez daha bizlere göstermiştir. Türkiye olarak amacımız İsrailli ve Filistinlilerin yan yana barış içinde yaşadığı huzurun ve güvenin hakim olduğu bir iklimin tesisidir. Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışın temini için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyorum. Alman bir gazetecinin sorusu basın toplantısında tansiyonu yükseltti. Neredeyse tüm NATO neredeyse tüm NATO ittifakı içerisindeki müttefikler tarafından terör örgütü olarak tanınan bu örgütü nasıl kurtuluş örgütü olarak tanımlayabilirsiniz? NATO içerisinde de bu iş birliğini tehlikeye atıyor musunuz diye sormak istiyorum ve Türkiye'ye savunma sanayisi için 40 adet Eurofighter talep ediyor. Almanya bunu kabul edecek midir? Başkan Erdoğan'ın tepkisi sert oldu. Bizi Eurofighter savaş uçağıyla tehdit edemezsiniz dedi. Binlerce Filistinli şu anda İsrail öldürdü mü? Öldürdü. Hastaneleri yok etti mi? Etti. İbadethaneleri vuruyor mu? Vuruyor. Kiliseleri vuruyor mu? Vuruyor. Ben bir Müslüman olarak bundan rahatsızım. Peki sen bir Hristiyan olarak bu kiliselerin vurulmasından rahatsız olmuyor musun? Bunlara karşı niye bir tavır koymuyorsunuz? Eurofighter konusunda da Almanya verir veya vermez. Dünyada savaş uçaklarını üreten sadece Almanya mı? Birçok yerden bunların çalışmasını yaparız, temin ederiz ve şu anda insansız savaş uçakları noktasında da Türkiye Önde gelen ülkelerden bir tanesi durumuna gelmiştir. Bir basın mensubu olarak bizi bununla tehdit etmeyin. Scholz ise Türk gazetecinin İsrail'in işlediği savaş suçları ile ilgili soruyu cevaplamadı. İsrail 10 dakikada bir çocuğu öldürüyor Gazze'de. Bu savaş suçudur. Bu insanlık adına utanılması gereken bir şeydir. Sizler. İs İsrail'in bu nedenle uluslararası mecralarda yargılanması gerektiğini düşünüyor musunuz? Bu soruyla ilgili birkaç konuya değinebilirim. Baştan da söylediğim gibi İsrail'in kendisini savunma hakkı vardır. Bunun için tabii ki sivil mağdurların sayısını azaltmamız gerekiyor.